آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Değerli arkadaşlar, bugünkü sohbetimize yine her zaman olduğu gibi birkaç mevzuya temas ederek başlayacağız okuma sohbetimize. Yine her zamanki gibi birkaç mevzudan sonra geçeceğiz inşallah. Bu mevzular tahsilin hakikatiyle alakalı. Yani hakiki tahsilin ne manaya geldiğiyle alakalı. İkincisi, her türlü canlıya hizmetin ne manaya geldiği üzerinde. Üçüncüsü, insanlara tepeden bakmanın ne demek olduğuna dair. Dördüncüsü ise hakikatiyle teslimiyetinin ne ifade ettiği mevzu üzerinde olacak. Yani hakiki teslimiyet nedir? Nasıl olmalıdır mevzu? Birinci meselemizden başlayalım. Gerçek tahsil. Herkes ömür boyu bir şeyler öğrenmeye gayret eder. Bu fiili de olabilir, fikri de olabilir. Tahsil illa da bir yerlere gidip birilerinden bir şey öğrenmek manasına da gelmez. Ameli planda yapıp ettiklerinden de insanlar muhakkak bir şeyler öğrenirler. Bu da tahsile dairdir. Ki Hazreti Ali Kerramallahu Veç'e tecrübe fayda ile birlikte ilimdir hikmetli sözünde bunu ifade etmiştir. Yani ameli planda elde ettiğimiz tecrübeler de bir bakıma ilmin başka bir mahiyeti olarak bize hizmet ederler. Burada bizim anlatacağımız mevzu Allah dostlarından birinin yaşadığı bir mesele. Ehlullah'tan Sami Efendi Hazretleri vardır. Bilenler bilir. Sami Efendi Darül Fünun Hukuk Fakültesini bitirdiğinde onun halini beğenen büyüklerden, Allah dostlarından birisi onun o güzel halini temaşa edince buna bir şey söyleme ihtiyacı duydu. O güzel halini, tertemiz siretini çok beğendiği için bu Allah dostu ona bir ikazda bulunmak istedi. Ve dedi ki Sami Efendi, o Allah dostu, evladım bu tahsilde güzeldir. Yani senin bu yaptığın tahsilde tabii ki güzeldir. Hukuk fakültesini bitirmişsin. Darül Fünun. Bu güzeldir ama sen asıl tahsili ikame etmeye bak. Yani bu yaptığın kötü bir tahsil değil, iyi bir tahsil. Şer'i hukuk mevzuatında uzman olmuşsun. Ama ben sana bundan daha iyisini tavsiye ediyorum diyor. Evladım, bu tahsil de güzeldir ama sen asıl tahsili ikmal etmeye bak. Asıl tahsili öğrenmeye bak.
seni irfan mektebine kaydedelim diyor. Asıl tahsil o irfan mektebinde elde edilen tahsildir. Hukuk fakültesinde öğrendiklerinden çok daha fevkalade şeylere malik olursun. Orada demek istiyor. Seni irfan mektebine kaydedelim. Nasıl ki hukuk fakültesinde şer'i hukuku öğrendinse, seni irfan mektebine kaydedelim de orada da gönül ilimlerini ve ahiret sırlarını öğren. Nihayetinde hukuk fakültesinde öğrenilen şey dünya alakası içinde ki mevzulara temas eder. Fakat onun, yani o şer'i hukukun batınıyla ilgili ilimlere insan meylederse bu gönül ilmine dairdir ve ahiret sırlarını insana öğretir. Ahiret sırlarını öğrenen insanın da hem dünyada hem de ahirette nasibi çok boldur. Bunu söyledikten sonra Allah dostu devamında Sami Efendi Hazretlerine buyuruyorlar ki, evladım, o mektepte nasıl eğitim yaparlar? Yani o irfan mektebini kastediyor. O mektepte nasıl eğitim yaparlar? Ne öğretirler bilemem. Yani tabii burada alçak gönüllü bir ifade var. Orada ne öğretirler, ne yaparlar bilemem diyor. Seni o mektebe kaydetmekten bahsediyorum ama orada ne yapıldığını da bilmiyorum diyerek bir alçak gönüllülük, tevazu sergiliyor. Ne öğretirler bilemem diyor. Ama bildiğim bir şey var ki bu tahsilin ilk dersi incitmemek, son dersi de incinmemektir. Bunu biliyorum diyor. Orada sana ne öğretirler onu bilemem ama bildiğim bu kadar bir şey var diyor. O da bu tahsilin ilk dersi incitmemek üzerinedir. Son dersi de incinmemek üzerinedir. Tabii ki aslında bu fevkalade zor bir hadise. Müridin seyri sülükünde epey mesafe kat ettikten sonra elde edeceği bir makamdır. Yani incitmemek ve incinmemek müridin, salikin başlı başına bir çabaya girmesiyle elde edilebilir. İncitmemek nispeten kolaydır. Yani biraz kendinizi sıkarsınız, hal ve ahvale dair bilgi sahibi olur. O bilginizle biraz ahlaki meselelere sirayetin yolunu bulursanız incitmemeyi nispeten becerebilirsiniz. Onun için incitmemek nispeten kolaydır ama incinmemek elde değildir. Yani birileri sizi incitmeye kalktığında direkt kalbinize sirayet eden bir ok söz konusu olduğu için orada incinmemek hakikaten zor olan bir hadisedir. Bu yolun sonunda da, yani bu seyri sülükün son dersi de insana bu incinmemeyi öğretiyor. İncinmemek elde değildir diyor. Zira o bir gönül işidir. Gönülle alakalı bir meseledir. Dolayısıyla incinmemek ancak fanilerden gelen ve kalplere saplanan zehirli okların tesirsiz kalmasıyla mümkündür. Yani insanlar size hakaret edecekler belki, size kötü söz söyleyecekler, belki yalan söyleyerek sizi bir takım zararlara düçar kılacaklar ve bu menfi ameller gelip sizin kalbinize saplanacak, zehirli oklar gibi saplanacak ve siz bunları, bu zehirli okları tesirsiz kılmayı başaracaksınız. Bu fevkalade zor bir hadise. Onun için son derste öğrenilebilen bir hakikat. Bu diyor
nefs tezkiyesi, yani bu hale bürünebilmek, zehirli okları tesirsiz kılabilmek, nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesinin kemalindeki seviye nispetindedir. Yani nefsinizi ne kadar tezkiye edebilmişsiniz, temizleyebilmişsiniz ve kalbinizi ne kadar tasfiye edebilmişsiniz, ne kadar dünya alakasından, masivadan boşaltabilmişseniz, o halin kemalatına göre bu işte başarılı olursunuz diyor. Nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesinde eğer belirli bir noktaya kadar yükselebilmişseniz, bu zehirli okları geri çevirmeniz zor olmayabilir. Eğer bunlar gerçekleşmemişse siz muhakkak bir şeylerden incineceksiniz ve hatta bu noktaya gelemediğiniz müddetçe incitme pozisyonuna da devamlı düçar kalacaksınız. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif'te taşlanıp o gongu çaldığında, halkı oraya topladığında, ben kainata gönderilmiş son peygamberim diye ilan ettiğinde taşlanmıştı. Orada taşlanıp hakaret gördüğünde melekler kainatın efendisinin yanına geldi aleyhissalatü vesselamın. Ey Allah'ın Resulü dediler. Seni taşlıyorlar bunlar. Dilersen şu iki dağı birbirine çarpıp buranın zalim halkını helak edelim. Kainatın efendisine böyle dediler. Bunlar seni taşlıyorlar. Biz şu iki dağı birbirine çarpıp bunları perişan edebiliriz diye Allah Resulüne soruyorlar. Ancak o alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Yüce Peygamber, kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam, meleklerin bu teklifini kabul etmediği gibi şefkat ve merhamet duyguları içerisinde mübarek yüzünü Taif tarafına çevirdi ve ahalisinin hidayet bulmaları için dua buyurdular. İşte burada peygamberi tavrın incinmemek noktasındaki tecellisine şahit oluyoruz. Halbuki onlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i taşlıyorlar. Ve melekler geliyor, intikamını alalım ya Resulallah diyorlar. Buna rağmen o incitmeme makamında olan, incinmeme makamında olan kainatın efendisi onların gerçek hallerini bildiği için onlara zarar vermeyip duada bulunuyorlar. Halbuki biz en küçük şeylerden nefsimizin nasıl da kuduzlaştığına belki her saat başı şahit oluyoruz. İncinmemek, evet, bu mektebin son sınıfında elde edilen bir haslettir. İlk dersi incitmemek, son dersi incinmemektir. Bu yol kıldan ince, kılıçtan keskince bir yol. Batın nispeti içinde bu hikmetlere muttali olamadığımız müddetçe hem incitmeye hem de incinmeye devam edeceğiz demektir ki bu dünya hayatının bir mümine zehir olması manasından başka bir şey ifade etmez. Yani hayatı kendimize bir takım hakikatleri bilmediğimiz için zehir eden yine kendimiz oluyoruz demektir. Herkes her hakikatine nispetle kendi ferdiyetinde bu hikmetleri tecelli ettirmeye çalışsa ve bu tecelliler birbirlerine nispetlerini sağlam bir şekilde kursa karşımıza mükemmel ve muazzam bir topluluk çıkar. Gelecek nesillere sirayet edebilecek bu güzellikler sayesinde de nesiller fevkalade hikmetlere muttali olarak devam eder, giderler. İnsan başta kendinin menfaatini sevdiği ve düşündüğü için bunu yapabilmeli zaten. İncitmemeye çalışmalı,
ve incinmemenin